kadar bıçak tanıtımını, anatomisini, her şeyini anlattık. Şimdi ise kesme tekniklerine geçeceğiz. Kesme tekniklerine geçmeden önce ben size mutfakta bıçağın nasıl taşınması gerektiğini, bıçak kesme işlemini yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Birincisi arkadaşlar, mutfakta bıçak taşıma olayıdır. Genellikle birimiz ya da diğer arkadaşımızdan bıçağı istediğimizde şu şekilde alıp geliyor. Şimdi bu şekilde bıçağı alıp gelirseniz, mutfak kaygan bir yerden bahsediyoruz. Kaygan bir yer, herkes ateş ve yağla uğraştığı için sen şu şekilde bıçağı götürürsen kimseye vurmadın, kimse geri gelip senin bıçağına saplanmadı ya da kimsenin bıçağı kimseye saplanmadı diyelim, kaydın düştün. Kaydın düştüğünde büyük ihtimalle elini sıkacaksın ve ya biri yerlere vuracaksın ya da bıçağın üstüne düşeceksin. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bıçak taşırken peki hocam nasıl taşıyacağız? Mümkün mertebe bir tane tepsiye koyup şu şekilde götürüp adamın önüne bırakın. Hocam ama bu böyle de düşerse, burnu düşmesiyle keseceği kesikten dolayı doğacak olan zarar sizin şu şekilde sıkarak vurmanızdan çok çok az olacaktır. Onun için arkadaşlar bıçağı biz tepsiyle veriyoruz arkadaşımıza. Şu şekilde götürüp al bunu demiyoruz. Bu bir. İkincisi, en sık yapılan hatalar, literatürde de bu çok vardır. Ben şef olarak asla bıçağımı lavaboda yıkatmam ya da lavabonun içine atmam. Çünkü biliyorsunuz mutfaklarda lavabonun genellikle her zaman tıkalı olur. Ve bıçağı oranın içine atıyorlar. Böyle bir şey, bir hata yapmazsınız umarım. Çünkü bu literatürde bu hata olarak geçiyor. Bunu yapmamanız gerekiyor. Şimdi sizlere bıçağın tahtada nasıl kullanılması gerektiğinden birkaç tane örnek vermek istiyorum. Kalabalık bir mutfakta çalışıyoruz. Biz herkes sipariş yetiştirmek için kesimini bu şekilde yapıyor. Bazı arkadaşlarımız, bunlar TV programlarında da görüyoruz, çok profesyonel şefler de aynı hatayı yapıyor. Şunu yapıyor. Arkadaşlar bana şunu getirin diyor. Bıçak elindeyken bıçakla gösteriyor. Ben bıçakla saçını kaşıyanı gördüm. Şimdi sen düşünsene saçını kaşıyanı. Biri de geçerken sana çarptığını düşün. Çünkü şöyle geniş bir mutfakta çalışmıyorsunuz. Çok dar mutfaklarda çalıştığınız için mutlaka ve mutlaka buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir şey isterken bıçakla işaret etmiyoruz. Ya da bir şey almaya giderken ben çok arkadaşınızın şu şekilde yürüdüğünü gördüm. Bunlar, ben bunu anlattıktan sonra arkadaşlara bu şekilde bir hareket görürsen, istersen dersten 100 al, sen benim dersimden geçemezsin. Yani şu şekilde bir taşıma olayı yok. Bu. İkincisi arkadaşlar, kesme işlemini yaparken. Kesme işlemini yaparken bu bıçak burada 10 santim yukarı kalkmamalı. Kesme işlemini yaptık, bir şey lazım oldu. Bıçağımızı güvenli bir şekilde bırakıp hemen diğer işlerimizi yapıyoruz. Bu bıçak burada. Keseceğimiz zaman devam. Yoksa burada. Keseceğimiz zaman devam. Yoksa bu bıçak burada kalıyor. Buradan bu bıçak hiçbir zaman kalkmayacak. Evet arkadaşlar, bıçaktan bahsediyorduk. Bıçak hepiniz farklı şekillerde tutabilirsiniz ama uzun süre çalışacağımız için bizim bıçağı düzgün tutmamız gerekiyor. Ya bıçağı tutarken fazla sıkmamamız gerekiyor ki burada şeyler oluşmasın. Elimizi daha sonra da kullanabilirim. Çünkü tek seferlik, yani bir aylık, üç kasalık bir şey yapmıyorsunuz. Siz ömür boyu bu bıçağı kullanacaksınız. Onun için bıçak tutuşunuz şöyle, şu şekilde olmasın. Çoğu şefte de görüyorum, şeyde de görüyorum, bu parmağı kullanıyorlar. Bu biraz kısa vadede güzel iş görür ama uzun vadede bu şekilde istemiyoruz arkadaşlar. Bıçağınıza hakim olacaksınız. Şu şekilde parmağınızı buraya koyacaksınız. Bu şekilde çalışmaya çalışacaksınız. Bıçak tutuşumuz bu arkadaşlar. Kesmeye başlamadan önce bizim keseceğimiz tahtanın kaymaması gerekiyor. Sağlam olması gerekiyor. Tahtada hiçbir şekilde yağlı, ıslak hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Tahtamızın güvenliğini alıyoruz. Bunun kaymaması için de klasiktir. Ya altına ıslak bir torşon, ıslak bir bez veya bir silikon parçası yerleştiriyoruz. Ve böylece tahtamız oynamıyor şu şekilde. Tertemiz yaptıktan sonra kesim hatalarını ben göstereyim size. Ondan sonra zaten kesim tekniklerini de yolsala bırakacağım. Uzun uzun anlatacak size. Kesim hatalarından birincisi arkadaşlar, havuç yani roll dediğimiz yuvarlak ürünleri ortadan ikiye ayırırken yaptığımız bir hata var. Şöyle büyük bir ürünü biz bunu ortadan ikiye ayıracağız. Buradaki en büyük hata arkadaşlarımız şu şekilde ayırmaya çalışıyor. Şu şekilde ayırdığınız zaman dikkat edin arkadaşlar. Ben şöyle tutayım elimi kesmemek için. Şunu şu şekilde kesmeye çalışıyorlar. Kestiklerin eli kaydığında dört parmağın dördü de gidiyor.
Biz buna ahmak kesiği diyoruz. Şu şekilde hiçbir zaman kesmiyoruz. Peki bunun doğrusu nedir arkadaşlar? Doğrusu iki parmağınızla ürünü sıkı bir şekilde tutuyorsunuz. Bıçağı arasına yerleştiriyorsunuz. Güvenli bir şekilde kesişinizi yapıyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama bu şekilde yaptığınızda, hadi diyelim çok profesyonelsiniz, elinizi kesmediniz. Şöyle bir kesiş sağlarsınız. Düz bir kesim çıkmaz. Bir şuna bakın, bir de şuna bakın. Düz bir kesim çıkmaz. Bunun için bütün roundlarda patates olur, havuç olur, salatalık olur, kabak olur. Mutlaka şu şekilde kesiyoruz. Şu olay yok arkadaşlar. Bu olay yok. Böyle ortadan ikiye kesmek yok. Bu birinci hatamızdı arkadaşlar. Bunu yapmıyoruz. Şimdi gelelim kesim tekniklerine. Yani tahtada gördükleriniz değil, kesim tekniği olarak biz nasıl bir kesiş yaparız? Yani çeker miyiz, vurur muyuz, iter miyiz? Onlara biz bakalım. Birinci olarak itme tekniğinden başlayabiliriz. Ürünlerimizi aldık. İtme tekniği dediğimiz şey, bıçağın ucu yerde, bıçağın arkasını kaldırıp ileriye doğru iterek kesme yapıyoruz. Bir, böyle kullanıyoruz. Buna biz itme tekniği diyoruz. İkincisi çekme. Yani bunlar İngilizce'de pull push cut olarak karşımıza çıkıyor. Çekmede de aynı şekilde kendimize doğru bıçağı çekerek kullanıyoruz. Bu iki tekniği biz kullanıyoruz. Bu teknikte de vurarken ya itiyorsun ya da çekiyorsun. Tek farkı arkadaşlar, hızlı olduğu için yukarıdan şöyle vurduğumuz için onu göremiyorsunuz. Aslında olay şu, vurma tekniğinde. Vururken küçük bir çekiş de yapıyorum ya da küçük bir itiş de yapıyorum. Ama çok hızlı olduğu için bunu göremiyorsunuz. Peki nasıl elimizi kesmiyoruz bunu yaparken? Şimdi onu gösterelim. Yani bıçak tutuşunu ürünle beraber kesme yaparken nasıl tutmamız gerekiyor, ondan bahsedeyim size. Evet arkadaşlar, elimizi kesmeden uzun süre kesim yapabilmemiz için dedik bıçağımızı şu şekilde tutuyoruz. Şimdi ben sağ elimle kesim yapıyorum. Onun için sol elimle ürünü tutmam gerekiyor. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Şunu hemen panik yapmayın. Döndüğünüzde uzun uzun antrenman yapacağız. Bunu ben size göstereceğim. Elimizi şu şekil koyuyoruz. Ve elimizi topluyoruz. Pençe tutuşu dediğimiz şeyi yapıyoruz. Tırnaklarımız sabit. Hafiften şu eklem yerlerinden elimizi kırıp şu boşluğu oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle yaptığımda bıçakla bıçakla parmağım arasında küçük bir boşluk oluşuyor. Bu boşluk aslında güvenlik stopu da diyebiliriz. Ya da güvenlik stopu da diyebiliriz. Çünkü bu geliyor ve biz bu şekilde kesmeyi yaptığımızda ürünü keserken bıçak elimizi itiyor, elimiz de bıçağı itiyor. Burada önemli olan şuradaki parmaklar, yani serçe parmağının, diğer parmağının ve baştaki işaret parmağının hiçbir zaman orta parmağın önüne geçmemesi gerekiyor. Şu şekilde yaptığınızda elinizi kesersiniz. Bakın, bazen unutursunuz üründe, elinizi kesersiniz. Ürün üstünde göstermek gerekirse, ben aldım ürünümü, şöyle tuttum, başladım kesmeye. Akşama kadar kessem gene ben elimi kesmem, ürünümü keserim. Hem de istediğim şekilde, istediğim aralıkta bu ürünü keserim. Ama şu parmağım öne çıkarsa, öğrencilerin yaptığı en büyük hata bu parmağım öne çıktığı anda el gider. Onun için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor ve kesimimiz bu şekilde. Arkada bununla da itiyoruz ürünümüzü. Zordur, alışması zordur ama öğrendikten sonra bundan vazgeçemeyeceksiniz. Bütün kesimlerinizi bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Tezgahta alıyoruz ürünümüzü. Yani kör olsak da bunu rahatlıkla kesebiliriz. Çünkü getirip direkt şu şekilde kesmiyoruz. Yani bıçağımızı getirip şöyle, bazı arkadaşlarımız böyle, bu şekil göstermiyoruz. Bunu bu şekilde kullanmıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken, getirdik, tanıştırdık bunları. Şu şekilde tanıştı. Pozisyonumuzu aldık ve başladık kesmeye. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey, hiçbir zaman bu bıçak bu parmaktan bağımsız bir tek vuruş yapmayacak. Bağımsız bir tek vuruş yaptığı anda zaten eliniz gitti demektir. Onun için bahsettiğim olaya çok dikkat etmeniz
gerekiyor arkadaşlar. Geldi, birleştirdiniz, başlayacaksınız kesmeye. Ve tamamen elinize bakmaya da gerek yok. Gözünüz kapalı olsa da ya da ne bileyim başka, ya bunu biz niye istiyoruz? Ben birazdan açıklayacağım size niye bu kadar önemsiyoruz bakmadan kesme olayını. Bu biraz antrenman yaparak fark ettiniz. Dikkat edin, arka tarafla vuruyoruz bu şekilde. Sizden ricam evde bunu bayağı bir çalışmanız gerekecek. Şimdi bunu niye, hani bakmadan niye kesmemiz gerekiyor? Siz hepiniz bir şef adayısınız ya da bir hoca adayısınız ya da işte gastronomi okuduğunuz için sizden beklentiler yüksek. Dolayısıyla mutfakta ben şef olarak bir ürünü keserken, bir ürünü hazırlarken mutlaka diğer arkadaşlarımızın ya da yönettiğim arkadaşlarımın ne yaptığını görmem gerekiyor. Dolayısıyla ben burada kesimimi yaparken şu şekilde diğerlerine direktif verebilmeliyim. Yoksa ben bundan uğraşırken diğer tarafta ürün bile siz şef olmasınız, başkası şef olur. Dolayısıyla mutfağın en önemli olayı tahtana bakmadan ürünü kesmek ve direktiflerini verebilmek. Bizim bıçak kullanmada bazıları şey de işte Osman Hoca sadist ya da işte öğrencilere zulmedip gözlerini kapatarak kestiriyor. Evet, öyle yapıyorum çünkü sizden beklenen çok yüksek. Yoksa gittiğiniz yerlerde, staj yaptığınız yerlerde siz değil bizim kulaklarımız çınlıyor. Onun için benim dersimde mezun olacak öğrenci en azından bunları yerine getirebilecek seviyede olacak. Bunun için de ben gözünü kapatıyorum, strese sokuyorum, o şekilde kestiriyorum. Ve videolarda daha önce izlettik, çocukların gözü kapalı bir şekilde şu şekilde kesmeyi yaptırıyoruz. Millet diyor ki siz niye, çok mu önemli bu? Evet, çok önemli. Senin gözün kapalıyken kesiyorsan zaten şundan eminim, tekniği iyi öğrendiysen sen asla elini kesmezsin. Tekniği iyi öğrendiysen elini kesmezsin. Ben bundan emin olduğum için gözünü kapatıyorum. Sen istesen de aslında elini kesmezsin. Bir süre sonra bana dua edeceksiniz. Şimdi yolsal arkadaşımız size bilmeniz gereken bu kesim teknikleriyle ilgili terminolojiyi gösterecek. Özellikle Uzak Doğu mutfağına ait olanları ilerleyen dönemlerde de gösteririz. Onların farklı kesim teknikleri var. Ama şimdi sizden istediğim, eğer elime düşerseniz, şu korona biterse mutlaka şu kesme tekniklerinden bir tane hata yaparsanız bile dersi geçemezsiniz. Sınavda da şunları sorarım. Çünkü herkes bunları soruyor. Bunları da tek tek ezberlemek yerine ben şöyle şey yapıyorum. Ürünü elinize aldığınızda zaten ikiye bölüyorsunuz. İkiye böldükten sonra mutlaka ya uzun kesiyorsunuz ya küp kesiyorsunuz. Küp kesmek için bir kere batonet dediğimiz, nasıl batonet stick, kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde uzun bir ürün çıkartıyorsunuz. Diğer burnuvaz yapacaksan onu 3'e 4'e bölüp sonra kesiyorsunuz. Onun için bunların hepsini iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi yolsal arkadaşımı alayım buraya. Kesme tekniklerini santimli ölçülü olarak bize kessin, biçsin. Merhaba arkadaşlar. Kesme tekniklerinden bahsedeceğiz bugün. Uluslararası kesme teknikleri temelde en genel bilinen şekilleriyle arkamda görebilirsiniz. Ben bunları sınıflara böldüm daha kolay anlaşılması açısından. Dikdörtgenler, prizması şeklinde olan kesme şekilleri, küp şeklinde olanlar, halka şeklinde olanlar, özel kesme biçimleri ve Uzak Doğu'ya ait kesme biçimleri. Ki en alttaki kısmı bugün görmeyeceğiz. Buna şu an ihtiyacımız olmayacak. İlerleyen dönemlerde belki hoca bunları size anlatacaktır. Batonet, jardiniyer, jülyen ve ince jülyenle başlayacağız. Bunlar genellikle mutfaklarda en sık kullandığımız kesme teknikleridir. Yani yaptığımız yemeklerin pek çoğunda özellikle jülyen ve ince jülyen tercih ederiz. Nasıl yapılırına bakalım. Evet arkadaşlar, dikdörtgen şeklinde keseceğimiz ürünlerimiz için öncelikle ürünümüzü kenarlı, yani köşegen bir hale getirmemiz gerekiyor. Az önce hocanızın da size gösterdiği gibi iki yanından tutarak istediğimiz inceliğe ulaşıncaya kadar ürünümüzü ufaltıyoruz. Şimdi batonet yapacağımız için bunun 6 mm 6 mm'ye 6 cm boyutlarında olması tercih edilir. Bunu da göz kararı ayarlamanız zaman içinde oturacak bir şeydir. Önce bir köşegen şekil elde ediyoruz. Bunu bir dikdörtgene çeviriyoruz. Ve dikdörtgen şeklindeki ürünümüzü batonet, yani Fransızca sopa, çubuk anlamına geliyor. Bunu çubuklar şeklinde kesiyoruz. Evet, ikinci kesme biçimimiz jardiniyer. Yine aynı şekilde parçamı dikdörtgen hale getirip
Daha sonra bunu prizmalar halinde keseceğim. Jardiniyer batonetten bir tık daha kısa ve bir tık daha ince bir kesme biçimidir. Bunu 5 cm, 5 mm, 5 mm boyutlarında kesmemiz gerekir. Aşağı yukarı 5 cm'lik bir dikdörtgen şeklinde kesip az önce yaptığım gibi aynı şekilde bunu da doğruyorum. Size ikisi arasındaki farkı görmeniz için bir batonet ve bir jardiniyer. Sıradaki kesme biçimimiz jülyen. En çok kullanacağınız ve mutfaklarda en çok bizim uygulamasını yaptığımız kesme biçimidir. Jülyen genellikle birçok restoranın menüsündeki ürünlerin kesme biçimidir. Yani gördüğünüz şekillerin çoğu jülyendir. Bunun içinde yine hemen hemen batonetle aynı boyutlarda, birazcık daha ince ama uzunluk olarak aynı, 3 mm'ye 3 mm ve 6 cm uzunluğunda sopalar diyebiliriz buna, baton kelimesini. Ben bunu tekrar 6 cm'ye kesiyorum ve 3 mm'lik, daha da ince yani. Prizmalar oluşturuyorum. Dikdörtgen çubuk tarzındaki kesme biçimlerimizin sonuncusu olan ince jülyenden bahsedeceğiz. İnce jülyen de jülyenle hemen hemen aynı ölçülere sahip, sadece incelik olarak onun yarısına sahip. Jülyen için 3 mm, 3 mm'ye 6 cm demiştik. İnce jülyen 1,5 mm, 1,5 mm'ye 6 cm boyutlarında olacak. Bunu da aşağı yukarı şöyle yapabiliriz. Evet arkadaşlar, ikinci kesme türlerimiz küp şeklindeki doğrama biçimleri. Bunlar burnaz, parmentier, makedon ve peyzan olarak aşağı yukarı sınıflandırabiliriz. Bunları baton şeklindeki, jülyen gibi, batonet gibi şekilleri kestikten sonra küçülterek de elde edebilirsiniz. Eğer bıçağınıza, bıçak kullanımınıza güveniyorsanız bütünden küçük parçalar halinde kendiniz keserek de elde edebilirsiniz. Burnazdan başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, burnaz şeklinde doğrama yapacağız. Bunun için ben önce, az önce bahsettiğim gibi, parçalara böleceğim bunu. Yine parçamı az önce dikdörtgen şeklinde kesme yaparken yaptığım gibi dikdörtgenlere bölüyorum. Daha sonra bunları jülyen parçalara bölüyorum. Jülyenleri de burnaza çeviriyorum. Buna bizim ülkemizdeki mutfaklarda alaylı aşçılar ya da ustalarımız fare dişi ya da ince yemeklik, küçük yemeklik, yemeklik küp gibi farklı isimler verebiliyorlar. Fakat bunun uluslararası mutfaklardaki ismi burnazdır. Evet arkadaşlar, 3 mm'ye 3 mm ve 3 mm boyutlarında küçük küpler elde etmeye çalışıyoruz. Burnaz istendiğinde sizden vermeniz gereken şey aşağı yukarı budur. Evet arkadaşlar, küp şeklindeki ikinci kesme biçimimiz parmentier. Biz bunun için 1,5 santim ölçülerinde küpler elde etmeye çalışıyoruz. Yine aynı şekilde fazla bir farkı yok işin açıkçası diğer işlemlerimizden. Göz kararı bunları 1,5 santimlik küplere çevirmeye çalışıyorum. Zaman içerisinde bu işte düzgün bir hale gelecektir. Küp şeklindeki doğrama biçimlerimizin üçüncüsü makedon. Bunun için 6,5 mm ölçülerinde küpler kesmek istiyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Hiçbir farkı yok. Önce bir küp elde ediyorum. Sonra bundan batonlar kesiyorum. Sonra bu kestiğim batonları da teker teker küpler halinde doğruyorum.
Evet arkadaşlar, sıradaki kesme biçimimizin ismi peyzan. Bunun için önce 3.2 mm inceliğinde, 1.3 cm'ye 1.3 cm boyutlarında bir parça yapmaya çalışacağız. Aynı şekilde göz kararı ben parçamı hazırlıyorum. Aşağı yukarı bir dikdörtgenler prizması yine. Bunları 3.2 mm kalınlığında parçalar halinde kesiyorum. Evet arkadaşlar, iki grubu hallettik. Sıradaki kesme biçimlerimiz vişile ve bunlar çember şeklindeki kesme doğrama şekilleri. Aynı zamanda vişi ismine sahip bir de yemek vardır. Biz bunları genelde yuvarlak hatlı ürünleri keserken kullanırız. Kabak, patlıcan, işte havuç gibi. Şimdi bunlar nasıl yapıldığına bakalım. Evet arkadaşlar, vişiyle başlayacağız. Vişi 90 derece açıyla kestiğimiz çember şeklindeki doğrama biçimidir. Bunlar genelde 3-4 mm kalınlığında olurlar. Çok basit bir şekilde. ...90 derecelik açıya sahip, yani olabildiğince yuvarlağa, çembere yakın şekillerde kesilmiş parçalardır. Evet arkadaşlar, şimdi verev şeklinde kesiyoruz. Verev de vişinin hemen hemen aynısı, sadece 90 derece dışında herhangi bir açıyla kestiğiniz çembere yakın şekillerdir. Bunlar genelde oval olacaktır kullanılır olarak. Yani aynı kesme tekniği, bıçağımı farklı bir açıyla tutuyorum ve daha oval şekiller almasını sağlıyorum bununla. Evet arkadaşlar, özel kesme biçimlerine geldik. Şifoni, mirpua ve turneden bahsedeceğiz. Şifoni bizim daha çok yapraklı bitkilerin yapraklarını, kabuklarını keserken kullandığımız bir yöntemdir. Mirpua rastgele doğrama anlamına gelir aşağı yukarı. Genelde insanlar sizden mirpua istediklerinde bunun boyutunu da belirtirler mutfaklarda, ama kabaca anlatmak gerekirse bir kaşığın içine 4-5 tane sığacak kadar boyutta rastgele kesilmiş ürün demektir. Turne ise bizim genellikle patates gibi, havuç gibi ürünlerden yaptığımız tabağın yanına daha çok görsel amaçlı, dekor olarak kullanmak üzere yaptığımız bir kesme biçimidir. Biz bu ürünü elimizde turne bıçağıyla yavaş yavaş oyarak bir fıçı ya da Amerikan futbol topu şekli vermeye çalışırız. Turne de budur. Bunları nasıl uygulandığına bakalım birlikte. Evet arkadaşlar, şifon ile başlıyoruz. Bunun için yapraklı bir ürüne ihtiyacımız var. Ya da ince patates kabuğu da olabilir bu. Herhangi bir yapraklı sebze de olabilir. Bunları kullanacağımız kısımlarını saplarından ayırdıktan sonra genellikle büyükten küçüğe doğru, dıştan içeri bunları yerleştiririz. Daha sonra bu yaptığımız yığını yuvarlarız, bıçağımızı alırız ve bunu ince şeritler oluşturacak şekilde bıçağımızla keseriz. Şifon. Evet arkadaşlar, son kesme biçimimizin ismi turne. Fark ettiyseniz bıçağımı değiştirdim. Çünkü aslında turne almak için kullandığımız, turne bıçağı ismi verilen, bu iş için tasarlanmış bıçaklar vardır. Benim turne bıçağım yanımda değil. Bu yüzden soyma bıçağımı kullanacağım. Biz bunu genellikle havuç, patates gibi daha dayanıklı, daha sağlam ürünlerden yaparız ki verdiğimiz tabağın yanına dekor olarak kullanabilirim. Hemen parçalanmasın, kaybolup gitmesin yemeğin içinde diye. Yapmaya çalıştığım şey temelde şudur. Bu ürünü tepeden köşelerini alarak yavaş yavaş oyarım. Bir Amerikan futbol topu ya da bir yarı elmas, bir fıçı şekli alana kadar. Şimdi ben bunu yapmaya başlayacağım. Biraz uzun süren bir işlem. İşlem bittiği zaman size son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, turnemizin geldiği son şekil bu. Daha güzel olabilir tabii ki. Daha mükemmel bir turne yapabilirsiniz. Bunun için vakit harcamak lazım. Bir de birazcık elinizin alışması, doğru ekipmanı kullanmanız lazım. Aşağı yukarı elde etmeye çalıştığınız şeyin son hali budur. Bunu et yemeklerinin yanına ya da garnitür olarak havucu tercih ettiğiniz herhangi bir şeyde havuçla, patatesi tercih ettiğiniz herhangi bir şeyde patatesle ya da yaratıcılığınıza kalmış herhangi bir ürünü, herhangi bir farklı ürünle
dekoratif amaçlı turne olarak servis edebilirsiniz.